Satranç TV'den herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Pazartesi günü video atacağım demiştim ve sözümde duruyorum. Hemen videonun başına geçiyoruz. Beyazlar Vladimir Savon, siyahlar Polugaevsky. Mükemmel bir maç. Leningrad'da oynanmış. Çok seveceğiniz bir maç. Bu arada dün canlının yaptığı total 35.000 izlenmiş. Streamers turnuvasında inanılmaz mücadele gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel maçlar çıkardık. Şahriyar Memedarov da bizlerle birlikte mücadele etti. Bizim takımla birlikte. Onun da maçlarını ilerleyen günlerde yayınlayacağım. Gayet güzel maçları var. E4, C5, At3, D6, D4, C alır D4, At alır D4, At F6, At C3 ve A6. Sizcilerin Knight of devam yoluna girmeyi tercih ediyor Polugaevsky. A6'dan mesela fil E2 oynanmış. Benim de sıklıkla tercih ettiğim bir hamle. Normalde fil G5, F4, vezir F3 oynanabilirdi. Ya da F3, fil E3 ile oynanabilirdi. Ya da belki A4 sürüp B5 engellenebilirdi. Ya da G3, fil G2 kısa rok atılabilirdi. Fikirlerden de elimden gelince bahsetmeye çalışıyorum farklı olasılıklardan. E6, F4 oynuyor beyazlar maçımızda. Fil E7, kısa rok ve fil E3. Evet, buralara biraz hızlı geçtik ama zaten beyazın yaptığı şey temel manada F4 piyonu sürdükten sonra taşları zaten oyuna sokmak. Siyahlar da B5 sürebilir, at D7, at C5 koyabilir, fil B'de oynayabilir. Bakalım nasıl devam edecek. Vezir C'de SC savunmasının sıklıkla uygulanan hamlesi ve A4. Arkadaşlar bu A4 hamlesiyle ilgili biraz konuşmamız gerekiyor. Siyahın B5 sürüşünü engelliyor bu A4 sürüşü. Doğru, ancak bu sefer B piyonu sürülemiyor artık. Çünkü C3'teki at zayıf. Ek olarak B4 karesi zayıf. Yani mesela A4 sürdüğü zaman siyahlar normalde at D7, at C5 oynayacaksa birçok oyuncu at C6, at B4 oynamayı tercih ediyor. B4'teki at çünkü kalkmıyor. Hep bir C2'ye, D3'e bu tarz önemli karelere baskı yapıyor. Ek olarak B4'teki at D5 sürüşünü de destekliyor. Yani bir sürü farklı fikri var B4'teki atın. A4 karesinin B4'ü zayıflattığını bilin. At C6 dediğimiz gibi oynanmış. At B3. Taşları azaltmak burada beyaza bir şey vermez sevgili dostlar. Mesela at alır C6'ya. Ben vezili almayı sevmiyorum bu konularda. B ile alıyorum. B alır C6. Hem merkezi bir piyon yaklaştım. Şimdi D5 süreceğim. Örnek veriyorum. Fil F3 oynansın. D5. E5 sürülsün. At D7. Yani burada şimdi C5 sürüşünü engelleyemiyor beyazlar. C5'ten sonra 4 de sürebilirim. Kale B8 oynayıp B hattından kullanabilirim kalemi. Veziri A5'e B6'ya aktarabilirim. Fil B'de oynayabilirim. Yani buradaki piyonlar siyah ciddi bir oyunda yani rahat taş gelişim avantajı sunabiliyor. O sebeple burada at C6 iyi değil. Beyazlar taşları azaltmamak adına at B3 oynuyor. Beyazın diğer bir fikri bu A4'ü madem buraya kadar sürdük A5 oynayacağım ve fil B6 içeri sızmaya çalışacağım diyor. Fil B6 siyahın D8'e kale gelmesini engelliyor. B piyonu sürülerek bu filin bu çaprazdan gelişmesini ve E4'e baskı yapmasını engelliyor. Yani bu A piyonunun amacı bu. B6 oynamış A5 sürüşünü engellemek adına. Fil D3. Fil D3'te fikir E5 sürüp H7'ye bakmak. Fil B'de vezir F3 ve at B4. Size söylemiştim sevgili dostlar. At B4'e gidecek elbet demiştim. B4'teki at şimdi D3'e baskı yaratıyor. At D4. Bu at D4'te şimdi A5 planından vazgeçen beyazlar diyor ki at D4'e yerleştireyim. Duruma göre belki F5 sürerim. Rakip eğer E5 sürerse de mesela at D4'e E5 sürsün. At F5'e koyarım diyor. Yani F5 karesinde bu atı randıman alabileceği bir kareye doğru ilerletmeye çalışıyor. Siyahlar G6 oynamış. At F5'i kesebilmek adına. Tabi G6 hamlesinde şah kanında bazı zayıflıklar yarattığını söylemek lazım. Unutmayın şah kanında sürülen her piyon hamlesi bir noktada bir zayıflık hamlesidir. Bakın mesela G6'yı sürdünüz. Siyah kaleler zayıfladı. Kale AD1 ve E5. Evet siyahın zaten G6 yapmasının amacının E5 olduğunun kokusunu almıştık biz. Polugaevsky burada E5'i patlatıyor. Ve burada beyazlar at E2 dönüyor. At D2. E5'i almıyor. Çünkü E5 alması bir şey vermez burada beyazlara. Hem rakip filin önüne açıldı. D hattı açıldı. Yani siyahlar zaten oyunu vezir kanadına ya da merkezde kaydırmak istiyor. Çünkü şah kanadından beyazların bir atak yapacağını bildiği için olayı olabildiğince merkeze ya da vezir kanadına aktarmaya çalışıyor. Buna müsaade etmek istemeyen siyahlar at D2 oynamış. Niye boşuna alıp burada filin önünü açayım ki diyor. Mantıklı. Arkadaşlar siyahlar burada öyle bir hamle yapıyor ki ortalık komple karışıyor. Size soracağım. Siz bu konumda delirdiğinizi farz edin. Delirdiniz, çıldırdınız. Hangi hamle yapardınız? Gerçekten bu şekilde düşünürseniz bu hamleyi bulacağınızı düşünüyorum. Evet Polugaevsky arkadaşlar bu konumda gerçekten delice bir hamle yapıyor ve D5 oynuyor. Tüm taşların birbirini alabildiği enteresan bir konuma gelmiş oluyoruz sevgili dostlar. D5 karesi boşta, E5 karesi boşta. Bir sürü farklı hamle var. Burada Vladimir Savon güzel bir fikir buluyor arkadaşlar. Bulduğu fikri isterseniz bir kere daha video durup düşünmeye çalışın. Sizce beyazlar nasıl devam etmiş olabilir? Arkadaşlar beyazlar diyor ki ben önce E5'i alacağım diyor. F çarpı E5. Siyah kareleri mutlaka zayıflatmalıyım diyor. Eğer vezir çarpı E5 gibi bir hamle imza atarsa sonra D5 alabilir. Fil D4 oynayabilir. Siyahlar D alır E4 almayı tercih etmiş. At çarpı E4. Şimdi vezir çarpı e5. Evet, burada bir kere daha durdurum ve beyazlarla nasıl ısıtıcı devam etmeliyiz? Düşünün bakalım, bulabilecek misiniz? Üçüncü sorumuzda çok önemli bir konu. Arkadaşlar özellikle sakin sundum çünkü buradaki hamle muhteşem. İpucu vermek istemedim. İsteyen bir kere daha düşünebilir. Vladimir Savon bu konuda vezir f6 oynuyor. Oyun ortasında vezir fedası inanılmaz bir feda arkadaşlar. Vezir çarpı f6. Leningrad'da oynanmış, iki oyuncuyu da daha önce görmenize eminim. Yani tanınmayan ama efsane maçları imza atan çok güzel oyuncular var. Olabildiğince bu oyuncuların maçlarını göstermek istiyorum sizlere de. Vezir f6'ya siyahlar cesaret edip vezir alamamış. At çarpı d3 almış. Peki vezir alsaydı ne vardı? Arkadaşlar fil çarpı f6 ile veziri alsaydı at çarpı f6 alacaktı beyazlar. Şah 8 ya da şah g7. İkisine de arkadaşlar file 4 var. Şimdi veziri bir yere kaçın. Mesela herhangi bir yere kaçın arkadaşlar. At d5, vezir geri kazanıyor beyazlar ve taş önde kalıyor. Vezir d6 oynayın mesela. At e4 yine vezire saldırı kazanıyor. Vezir b8 oynayın arkadaşlar. Burada çok güzel bir hamle var. At g4 şah. Şah g8, at h6, mat var. Mat olmasın diye f6 oynarsınız. Bir kere daha at f6. Yine açarak şah ve mat planı var. Bunu nasıl engelleyeceksiniz arkadaşlar? Kale f6 vurabilirsiniz. Fil f6. Şah g8'e fil c4 bir şah daha. Şahın gidebileceği bir yer yok. f8'e giderse fil g5 bir şah daha. f8'e giderse fil f7 bir şah daha. Şah f8'e fil e6 bir şah daha. Ve burada arkadaşlar mat oluyor. Çünkü şah e8 geldiğiniz zaman artık fil d7 inanılmaz ötesi güzel bir mat. Gerçekten yani hayran kalmamak, keyif almamak mümkün değil. D ve f altında iki tane kale var. Fillerin de yardımıyla iki kale iki fille oyun ortasında mat olan şah. Videomuzun başlığı da çıkmış oldu. Şu an gerçekten iki fil ile iki kalenin müthiş oyununu görmüş olduk. Tüm bu sebeplerle buradaki vezir fedasını arkadaşlar almaya cesaret edemiyor. Siyahlar ve at çarpı d3 alıyor. Fikir de şu. Eğer vezir çarpı e5 alırsan atla geri geleceğim diyor. Ama burada da beyazlar çok güzel bir hamleye daha imza atıyor. Bir kere daha videoyu durdurun sevgili dostlar ve düşünün. Arkadaşlar burada Vladimir Savon fil d4 oynuyor. Veziri bırakmaya devam ediyor. Arkadaşlar artık siyahlar daha fazla dayanamayıp fil çarpı f6 almış. At alır f6 şah. Vezir çarpı f6 alırsanız kale f6 alacak. Şah g7 oynamayı tercih etmiş. At d7 inanılmaz bir hamle daha. Bakın veziri kasti olarak almıyor. Fil e5 at e5 bunu istemiyor. At d7 oynuyor. Saldırıya devam ediyor. Arkadaşlar artık hem at hem fil tarafından saldırıya uğrayan vezir bir de üstüne şiş olduğu için zaten vezir çarpı d4 almak zorunda. At alır da 4. At b2. Şimdi buradaki kaleye saldırı var. Kale b1. Ata saldırı var ve b6'ya saldıracak arka tarafta. Kale fd8. O da ata saldırıyor. Burada çok güzel bir hamle var. Bir kere daha videoyu durmanızı rica ediyorum. Sizce beyazlar nasıl devam etmiş olabilir? Arkadaşlar Savon bu konumda at e5 oynuyor. Vd4'teki atı bırakıyor. Çünkü kendisi f7'ye saldırıyor. At e5'e kale çarpı d4 almış siyahlar. Şimdi kale çarpı f7 şah. Şah h6, kale çarpı b'de o kadar karmaşanın sonunda 2 kale bir at, 2 kale bir at, 4 bin oyun sonuna girdik arkadaşlar. Satranç böyle bir oyun. Yani okyanusları atlatıyorsunuz, denizleri atlatıyorsunuz, yine geliyorsunuz küçük dükkanına. Yani geldiğimiz konumda yine enteresan bir şekilde eşit bir oyun sonuna kaldı. O kadar karmaşanın buraya hani evrileceğini kim bilebilirdi? Gerçekten mümkün değil bence tahmin edebilmek. At alır a4. Burada beyazlardan gerçekten çok şık bir hamle daha. Bir kere daha videoyu durdurun. 5. sorumuzdayız. Bakalım 5'te 5 yapan çıkacak mı? Arkadaşlar burada Savon kale b3 oynuyor ve şahın köşeye sıkışmasından yararlanmaya çalışacaklar h3 ile. Kalede bir şah çekmiş siyahlar. Şah f2, kale d2, bir şah daha siyahlardan. Şah g3. Bakın şah da artık siyah şahı sıkıştırmak adına kullanılacak. At c5 oyunda olmayan atını hemen oyuna sokarak savunmada kullanmayı deneyecek. Polugaevsky, ancak hayat o kadar kolay olmayabilir. Bakalım o kadar kolay olacak mı siyahlar için bu konumu savunabilmek? Sizden son ricam, videoyu bir kere daha durdurun. Ve maçı beğendiyseniz videoya beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayın. Sizce siyahlar bu konuda nasıl denmiş olabilir? Arkadaşlar Polugaevsky burada at c3 oynadıktan sonra Savon at g4 şah çekiyor. Şah h5 tarzı hamlelere kale h7 şah çekerek geldiği için bunu tercih etmiyor. Şah g5 oynamış. Burada gerçekten çok güzel bir hamle. Kale e7. Arkadaşlar burada daha fazla direnemeyen, yani sürekli olarak çünkü mat fikirleri oluştuğu için buradaki attan kurtulmak isteyen Polugaevsky kale çarpı g2 vuruyor. Şah çarpı g2'ye de önce at alıyor. Fikir c alır b3 alındıktan sonra şah g4 almak. Ancak burada at çarpı b3'e beyazın çok güzel bir mat planı var. Bir kere daha videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Beyazlar burada şah G3 oynuyor sevgili dostlar. Gerçekten çok uyuz bir hamle. Çünkü mesela H5 oynayın arkadaşlar. Kale E5 bir hamlede mat var. H5 oynayamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? H4 istiyorum. Mesela at C5 tarzı bir hamle yapmaya çalışın. Yine kale E5 mat var. Matı engellemek adına herhangi bir hamle görmüyorum arkadaşlar. Kale E5 matı. Mesela şah F5 oynamış oyunumuzda ve kale E5 mat olmuş. Kale E8'e bakmaya gerek yok. Çünkü bedava kale vermiş oluyoruz. Dolayısıyla oyuna dönecek olursak şah F5 ve kale E5'ten sonra ortalığın tamamıyla karıştığı, inanılmaz fedaların olduğu, özellikle şu vezir çarpı F6 fedası beni benden aldı arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ötesi bir fedaydı. Umarım benim aldığım keyfin aynısını siz de almışsınızdır. Bu konumda oyun ortasında 18. hamle ne alaka? Vezir çarpı F6 fedası alakayı görmüş oldunuz. Savon gerçekten inanılmaz bir hamleye imza atıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın ve abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Yorum kısmında kaçta kaç yazdığınızı yazabilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bugün video atacağım demiştim. Sözümde durdum. O yüzden mutlu yiyeceğim. Kendinize iyi bakın.